Son fiziki küçük fizik çözer matematiklere, modern fizik konuya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, Palme'nin YGS, LYS, şimdiki ismiyle TYT, AYT soru bankası B'den elektriksel kuvvet, elektriksel alan, elektriksel potansiyel mevzusuna geçmiştik. Birinci test çözdük fakat arkadaşlar ben testin 10. soruda bittiğini zannettim. Alta bakmadım. 11, 12, 13, 14 varmış. Buradan çözüp ikinci teste geçeceğiz. Arkadaşlar öncelikle YGS'de çıkmış bir soru türü. Tabii ki buradaki açılar eşit olursa arkadaşlar ip uzunlukları da eşit olur. Bu şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar kuvvetler de yatay olur ama böyle olmak zorunda da değil sevgili arkadaşlar. Tanjant alfa burada görüldüğü gibi arkadaşlar şu açı alfa. Ne olacaktır arkadaşlar? Elektriksel kuvvet F bölü G1. Bu da F bölü G2. Demek ki arkadaşlar açılar eşitse F bölü G1 eşittir. F bölü G2 olacak. Dolayısıyla F'ler aynı. Yani kuvvetlerin büyüklükleri aynı. İki yük birbirine eşit büyüklükte ve zıt yönde kuvvet uygular. Sevgili arkadaşlar. Şimdi şu üçgen benzerliğinden buraya eşit olduğu için işte arkadaşlar burası A ise burası da A. Şu noktaya göre tork alırsak aslında şu noktaya göre de alabiliriz. Aynı şeye geliyor arkadaşlar. G1 çarpı A, G2 çarpı A. Buradaki F'ler görüldüğü gibi bu noktadan geçtiği için bunların torku sıfır. Bu yöntemle de soruyu çözebiliriz. Yalıtkan yatay düzlem sürtünmesizdir. Özdeş parçacıklar şekildeki bir yalıtkan iplerle birbirine bağlı olarak dengede iken ipteki gerilme kuvvetleri T1 ve T2'dir. Buna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar buna uyguladığı kuvvet bakın elektriksel kulomb kuvvetini bir hatırlayalım. Bu soruyu hangi ilkeye göre çözeceğiz? K Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Burada K sabit olduğu için almıyoruz. Zaten sadeleşecek hepsinde. Arkadaşlar sadece ben bunların kat sayılarıyla işlem yapıyorum. Nasıl? Bakın. 1 çarpı 2 bölü 1. 1'in karesi 1. Ne yaptı arkadaşlar? Dolayısıyla bunun buna uygulamış olduğu kuvvet 2 oldu. Şimdi bunun buna uyguladığı kuvvet, L'nin K'ya uyguladığı kuvvet 1 çarpı 1 bölü 1'in karesi. Bu da ne yaptı? 1 yaptı. Şimdi arkadaşlar K ve M'nin birbirine uyguladığı kuvvet 1 çarpı 2 bölü 2'nin karesi 4. 1 çarpı 2 bölü 4. 1 bölü 2. O halde birbirlerini 1 bölü 2'li kuvvetlerle ne yapıyor? İtiyor. Şimdi arkadaşlar burada soruda bir eksiklik var. Çünkü L cismi sabitleştirilmiş olmalı. Tamam bunlar serbest bırakılmalı. Bu da sabitleştirilmiş olmalı. Yoksa arkadaşlar görüldüğü gibi şurada sağa doğru kuvvet daha büyük olduğu için sistem sağa doğru gidecektir. Bu efendime söyleyeyim dengede kalmayacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi şurada topladığınızda 3 bölü 2. Şurada topladığınızda 5 bölü 2. Böldüğünüzde 2'ler sadeleşir. 3 bölü 5 Denizli. Sevgili arkadaşlar burada şu söylediğim sözü bunun sabit olması gerekeni geri aldım arkadaşlar. Baktım. Şimdi şu 5 bölü 2. 3 bölü 2. Yani bu ipteki gerilme evet 3 bölü 2. Bu ipteki gerilme 5 bölü 2. Şimdi sevgili arkadaşlar bunun buna uyguladığı kuvvet 1 çarpı 1 bölü 1'in karesi 1. Topladığımızda 7 bölü 2. Bunun buna uyguladığı kuvvet 2 çarpı 1 bölü 1'in karesi 2 yaptı. Topladığımızda 7 bölü 2. 7 bölü 2. Bu da dengede kalıyor. Aynı düzlemde bulunan 5 yüklü parçacık R yarıçaplı çemberin çevresine ve merkezine şekildeki gibi yerleştiriliyor. Merkezdeki eksi Q yüküne uygulanan bileşke kuvvet F'tir. Artı 4 Q yüklü cisim sistemden alınırsa aynı eksi Q yüküne uygulanan bileşke kuvvetin F cinsinden değeri nedir? Sevgili arkadaşlar yine burada ilkemiz F eşittir K Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz uzaklıklar aynı. Yani demek ki D kareleri dikkate almama gerek yok. Sildim. K zaten aynı. Sadeleştiriyor. Direkt arkadaşlar Q1 çarpı Q2'ye bakın. 3 kere 1 3. 3F kuvvetiyle
çekiyor arkadaşlar 3F kuvvetiyle. Gerçi buradaki bileşik kuvveti F demiş. Biz buna mesela F üssü diyelim. 3F üssü. Bunu yapacak arkadaşlar 2 F üssü. Bunu yapacak 4 F üssü. Bunu yapacak arkadaşlar F üssü. O halde 3 F üssünden F üssünü çıkarttık. Sağa doğru 2 F üssü kaldı. Burada aşağı doğru 4 F üssünden 2 F üssünü çıkarttım. Ne kaldı? Aşağı doğru 2 F üssü kaldı. Yani bileşke kuvvetimiz F dediği arkadaşlar F üssünün 2 kök 2 katı. 2 kök 2 F üssü. Bunu kaldırdığınızda arkadaşlar şunu kaldırmış olursunuz. Yine sağa doğru 3 F üssü, sola doğru F üssü. Yine sağa doğru 2 F üssümüz oldu mu? Oldu. Yukarı doğru yine 2 F üssümüz var. Sadece şunun yönü değişti. Yine büyüklük 2 kök 2 yani F. Büyüklüğünü sorduğundan dolayı arkadaşlar cevabımız Celikan olmaktadır. 10 noktası etrafında sürtünmesi dönebilen ağırlığı önemsiz bir çubuğun iki ucuna ağırlığı önemsiz artı köküyle yükleri yerleştirilmiştir. Yüklerden A kadar uzakta ve yükleri sabit olarak konulduğunda sistem yatay olarak dengede kalmaktadır. Görüldüğü gibi uzaklıklar aynı yani. Burada D arkadaşlar. D dediğimiz. Burada ise D tork alacağız arkadaşlar. Şunu uyguladığı kuvvet görüldüğü gibi çekiyor. Bu yönde bir tork uyguluyor. 6 çarpı 1 bölü D kare. Burada da D kare olduğu için uyguladığı kuvvet 6F olmalıdır. 6 kere 3 18. Bunun da 18 olabilmesi için şuradaki F üssü çarpı D 18F olması için arkadaşlar burada 18F olacaktır. Görüldüğü gibi 6 kere 1 6. 3 kere kaç 18 arkadaşlar? Tabii ki 6. Bu ne yapacak arkadaşlar? Çekecek. Eksi 6 Q. Bakın 3 kere 6 18. Dolayısıyla bu da 6 kere 1 6. Bu kuvveti veriyor. Bu kuvveti veriyor. Ne yaptık? Buraya göre tork aldık. 6F çarpı 3 de eşittir. Şuradaki kuvvete F üssü dedim. F üssü çarpı D. Güzel insanlar. F üssü ne oldu? 18F. Dolayısıyla 3 ile neyi çarparsam 18 olur? 6'yı çarparsam 18 olur. Zaten yüklerin çapraz etkileşimi önemsiz diyor muhterem. Zaten öyle olsa arkadaşlar işin içinden kimse çıkamaz. Cevabımız Adıyaman diyoruz. Aynı düzlemde bulunan sabitlenmiş Q1 ve Q2 noktasal yüklerinin O noktasındaki artı Q yüküne uyguladığı bileşke kuvvet F'tir. Q1 bölü Q2 oranı kaçtır? Birim kareler özdeş sevgili arkadaşlar. Şimdi şunu getiriyoruz. Ve arkadaşlar eksenleri çizmemiz gerek. Bakın şu arkadaşlar eksenlerden biri. İşte şu da arkadaşlar eksenlerden biri. Kuvveti bu eksenlerde bileşenlerine ayırmamız gerekiyor. Yöntemimiz ne kardeşim? Eksenlere paralel gel. Bak eksene paralel gel. Ve şimdi şu eksene bakın. Ne yaptım? Bu eksene paralel geldim. Köşegen üzerinde. Şimdi bu eksene paralel geliyorum. Köşegen üzerinde. İşte arkadaşlar köşegen üzerinden geldiğimiz bak şu. Eksenlere paralel geldik. Bunu uyguladık kuvvet görüldüğü gibi arkadaşlar 1,5 köşegen. Bu ise yarım köşegen. Yani ben buraya F dersem güzel insan. Burası ne olur? 3F olur. Baktığımız zaman uzaklığımız 3 köşegen. 3 köşegen. Buraya D dersem burada D olur. Uzaklıklar aynı. O halde bizim kuvvetimiz F eşittir. K Q1 Q2 bölü D kare. Uzaklar aynı olduğu için dikkate alma dikkate alma. Ortadaki yük zaten hepsinde aynı. Kuvvet yükle doğru orantılı. O halde 3 uygulamış 3Q, 1 uygulamış 1Q. Cevabımız her ikisi de ettiği için pozitif çıkmalı. Q1 bölü Q2 3 diyoruz sevgili arkadaşlar. Demek ki önce burada arkadaşlar eksenleri belirliyoruz. Ve kuvvetin bitiş noktasından eksenlere paralel çiz. Yani arkadaşlar bir kuvveti bileşenlerini ayırırken eksenlere paralel çiz diyoruz.
Burada tabii şu açı 90 derece olmaya da bilirdi. Şimdi dersiniz ki hocam ben bu eksene dik geldim. Evet ama şu şurada olsaydı böyle dik gelemezdin. Ne yapacaksın? Eksenlere paralel çiz. Evet sevgili arkadaşlarım, test 2'ye geçmiş bulunduk. Eşkenar üçgenin köşelerine konulan x, y, z yüklü cisimleri birbirlerine kuvvet uygulamaktadır. Net kuvvetler sırasıyla fx, fy, fz bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Yine arkadaşlar şöyle bir hatırlatıyoruz. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Fizik soruları fizik ilkelerine göre çözülür. Bundan dolayı ben bu soruyu hangi ilkeye göre çözeceğim? F eşittir k q1 çarpı q2 bölü d kare. İşte burada arkadaşlar pratik işe giriyor. Ne yapıyor? Uzaklıklar dev olduğu için dikkate almıyorum. Direkt yüklerin çarpımıyla doğru. Tabii ki yükler zıt işaretliyse çekecek. Birin bire uyguladığı 1 çarpı 1 bölü 1. Bunu arkadaşlar 1 diyelim. Bu da 1 olacaktır. Görüldüğü gibi arkadaşlar 1 çarpı 1 bölü 1 yine 1 fakat itecek 1. Bu da bunu itecek 1. Şimdi sadece şu iki kuvvet arasında arkadaşlar çekme kuvveti oluşuyor ve çekme kuvveti oluşuyor. Aradaki açı 60 derece olduğu için kök 3. Aradaki açı 120 derece olduğu için bileşke 1. Aradaki açı 120 derece olduğu için bileşke 1. O halde fx büyük, fg ile fs birbirine eşit ve cevabımız Balıkesir. Burada hangi ilkeyi kullandık? İki kuvvet eşit büyüklükte ve aradaki açı 60 derece ise bileşke bu kuvvetlerden birbirinin kök 3 katına eşit ve tabii ki aradaki açı 30 derece. Arkadaşlar eğer kuvvetler birbirine eşit ve aradaki açı 120 derece ise bileşke kuvvet bu kuvvetlerden birine eşittir. Q1, Q2 ve artı Q noktasal yükleri aynı düzlemde şekildeki gibi tutuluyor. Q1 yükünün artı Q'ye uyguladığı kuvvet F1, Q1'in uyguladığı. Q2'nin uyguladığı kuvvet F2, artı Q'ya bileşke etki eden, gelen veya etki eden bileşke kuvvet F olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Yine arkadaşlar ilk önce bakın uyguladığı kuvvet bu doğrultuda eksenleri çiziyoruz sevgili arkadaşlar. Ben ekseni çizdim ve buradan ekseni çizdim ve şimdi eksenlere paralel gel diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi şu eksene paralel geliyorum bakın. Şimdi şu eksene paralel geleceğim. Yani arkadaşlar bu eksene baktığımızda ne? 2'ye 1, 2'ye 1. İşte arkadaşlar 2'ye 1 geldiğinizde şöyle bir paralel gelmiş oldunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu şekilde. Dolayısıyla bu eksenleri kestiği noktayı birleştirdiğimizde uygulanan kuvvetleri bulmuş oluruz. İşte arkadaşlar şu F2'dir. Uygulanan kuvvet görüldüğü gibi şu F1'dir. Bu nedir arkadaşlar? Kök 5. Bu nedir? 1. Bu nedir? Kök 8. Yani 2 kök 2. O halde F büyüktür. F1 büyüktür. F2. F büyüktür. F1 büyüktür. F2. Adıyaman. Demek ki eksenleri belirliyoruz. Kuvvetin bitiş noktasından eksenlere paralel çizip eksenleri kesiyoruz. Başlangıç noktasını kestiğimiz noktalara birleştirdiğimizde işte bileşenleri bulmuş oluyoruz. Sabit Q1 kökü Q3 yükleri aynı yalıtkan düzlemde şekildeki F kuvveti Q3 yüküne etki eden elektriksel kuvvetlerin bileşkesidir. Buna göre Q1 Q2 yüklerinin oranı kaçtır? Yine güzel kardeşlerim bakın eksenleri çiziyoruz. İşte bunun arkadaşlar uyguladığı bakın şu eksende sevgili arkadaşlar. Şunu uyguladı şu eksende ama arada kalacak. Böyle bu şekilde çizsek yeterli. İstersek uzatabiliriz. Çünkü bakın arada kalmak zorunda. Ha bundan sonra ekseni çizdikten sonra arkadaşlar eksenlere paralel geliyoruz. Şu ekseni arkadaşlar bakın paralel geldiniz. İşte şu kuvveti bulmuş oldunuz. Şu F2. Şimdi arkadaşlar şu eksene paralel çizdiğinizde işte arkadaşlar şu eksene paralel çizdiğinizde de neyi buldunuz? Şu kuvvetin Q1 yükünün uyguladığı kuvveti bulmuş olduk. Şurası efendime söyleyeyim. D'ye 2'de olduğu için şu açının 30 derece olduğunu
bu açının da arkadaşlar 60 derece olduğunu görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Çok güzel. Bu açının da sevgili arkadaşlar kaç derece olduğunu görüyorum. 60, 90. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 30 derece kaldı. O zaman şuraya da 60 derece kaldı. Şimdi arkadaşlar Q1, Q3'ü ne yaptı? İtti. O zaman bunlar aynı cins. Q2, Q3'ü ne yaptı? Çekti. Bunlar da zıt. Demek ki Q1 ile Q2 zıt işaretli olacak. Ve bunları güzelce bir elemem gerektiğini anladınız. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın şu açı 90 derece. 90'ın karşısı 2. Yani şu Q1'in uyguladığı kuvvet 2. O halde arkadaşlar uyguladığı kuvvet. Tabi bir de burada uzaklık da var. Onları da şimdi dikkate almak zorundayız. Sevgili arkadaşlar. Efendime söylemişte şu F2. Şu arkadaşlar F1. Şu kuvvet. Ne bu? 30'un karşısı. 30'un karşısı 1. O halde arkadaşlar şu uygulanan kuvvet F2 ne oldu? 1 oldu. Şu uygulanan kuvvet F1 ne oldu? 2 oldu. O halde arkadaşlar dedik ki yük Q eşittir uygulanan kuvvet çarpı aradaki uzaklığın karesi. Yani 2 çarpı 1'in karesi 2. Q2 eşittir uygulanan kuvvet 1 çarpı uzaklığın karesi. Q2 eşittir 1 çarpı 2'nin karesi 4. Evet Q1 2 bölü 4 1 bölü 2 ama eksi olduğu için eksi 1 bölü 2. Arkadaşlar hatırlarsanız F eşittir dedik. K Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Şu üçlü sistemde ortadaki yüke etki ettiği için şu Q3 hepsinde aynı. Q1 çarpı Q3, Q2 çarpı Q3 dedik ki şu yüke hiç dikkate almayın. K da aynı. Q1'i çektiğinizde F çarpı D kare. Demek ki yük eşittir uygulanan kuvvet çarpı D kareden buluyoruz. Arkadaşlar yük eşittir F çarpı D kare. Bu işin pratiği dedik. Ağırlıkları G1 ve G2 yükleri Q1 ve Q2 olan kürecikler yalıtkan iplerle şekildeki gibi düşey asılı olarak dengededir. Her birinin yük miktarları yarıya düşürüldüğünde ipteki gerilme T1 ve T2 gerilme kuvvetleri iplerdeki gerilme kuvvetleri için ilk duruma göre. Arkadaşlar şu ipteki gerilmenin bu iki cismin ağırlığına bağlı olduğunu G1 artı G2 olduğunu buradaki elektriksel kuvvete bağlı olmadığını söyledik mi? Söyledik. O halde T1 değişmez mi? Değişmez. Eledik. Bunlar birbirini ittiği için arkadaşlar uygulanan kuvvet F aşağı doğru. T2 eşittir. G artı F. T2 eşittir. G artı F'i yazdım. Sevgili arkadaşlar her birinin yükü yarıya indiğine göre Q bölü 2, Q bölü 2 uygulanan kuvvet 4'te 1'ine inecek. Yani F azalacak. Bize zaten o kadar da ayrıntı sormuyor. F azaldığı için T2 de azalır. Değişmez azalır. Denizli. Yükleri aynı cins olan M1 ve M2 kütleli iki cisim şekildeki gibi dengededir. Cisimleri birbirine bağlayan ipin uzunluğu arttırılırsa evet T1 yine değişmez arkadaşlar. T1 çünkü elektriksel yüke bağlı değil. Evet. İplerdeki gerilme kuvvetleri nasıl değişir ve yükleri aynı olduğu için birbirini itiyor. Şimdi işte arkadaşlar bakın burada elektriksel kuvvet F aşağı doğru F yukarı doğru görüldüğü gibi buradaki elektriksel kuvvetler iç kuvvet olduğu için dış kuvveti etkilemiyor. Bir aşağı bir yukarı topla çıkar T1 eşittir M1G artı M2G. M1G artı M2G değişmez. Burada arkadaşlar elektriksel kuvvet F eşittir K. Q1 Q2 bölü D kare. D arttığı için F azalacak. Dolayısıyla T2 eşittir. T2 eşittir. G2 yani M2G artı F. F azaldığı için T2 de azalır. O halde değişmez. Azalır diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve cevap şıkkına baktığımızda cevabımız Celikan. Yalıtkan ek düzlem üstünde yalıtkan iplere bağlı eşit kütledeki parçacığın yükleri artı 2Q eksi Q. Parçacıklar şekilde gibi dengedeyken iplerde gelme kuvvetleri T1 ve T2'dir.
alfası küçültülürse T1 ve T2'nin değeri ne olur, ne söylenebilir, nasıl değişir? Sevgili arkadaşlar, bunların ağırlıklarının görüldüğü gibi şu eğik düzleme paralel bileşenleri MG sinüs alfa. MG sinüs alfa. Açı küçültülürse sinüsü de küçülür. O halde arkadaşlar şuradaki MG sinüs alfa ne yapar? Küçülür. Şimdi aşağı doğru T2 artı MG sinüs alfa bunların birbirine uyguladığı elektriksel kuvveti ne yapacaktır? Dengeleyecektir. O halde sevgili arkadaşlar baktığımızda T2 artı MG sinüs alfa. MG sin alfa kime eşit? F'e eşit. Şimdi bu azalırsa bunu dengelemek için T2'nin artması gerekiyor. T1 eşittir aşağı doğru elektriksel kuvvet artı MG sin alfa. Ne yapıyoruz? Dengenin şartı bir yöne çeken kuvvetler eşittir. Diğer yöne çeken kuvvetler diyoruz. MG sinüs alfa azaldığı için ikisinin toplamı ne yaptı arkadaşlar? Azaldı. T1 azalır. O halde T1 azalır. T2 artar diyoruz. Evet, cevap şıklarına baktığımızda azalır artar cevabımız Adıyaman ve 7. sorumuza geldik. L1, L2 uzunluklu yalıtkan iplerle asılı sırasıyla kütleleri MK, ML yükleri QK, QL olan kalecimiz şekildeki gibi dengededir. L1 uzunluktaki gerilme T olduğuna göre MK ve ML azaltılırsa T artar. Ya bunlar azalırsa kardeşim T niye artsın ya? T eşittir bu iki cismin ağırlığı. MK çarpı G artı ML çarpı G. Arkadaşlar kütleler azaldığı için ağırlık da azalır. Dolayısıyla ipte gerilme de azalır. Bir yanlış. QK ve QL artarsa T değişmez. Evet, bunu özellikle söylemiştik sevgili arkadaşlar. Bu ipteki gerilme bu iki cismin ağırlığına eşit olup buradaki elektriksel kuvvete bağlı değil. L1, L2 artarsa T azalır. Yanlış. Burada arkadaşlar L1'in ya da L2'nin artması bu cisimlerin ağırlığını değiştirmeyeceği için bu ipteki gerilme güzel kardeşim T eşittir GK artı GL. Bunların yüklerin artması ya da bu iplerin boylarının değişmesi bunları değiştirir mi? Hayır. O zaman T de değişmez. Cevabımız yalnız 2. Evet, şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Cevabımız yalnız 2. Balıkesir Bandırma. Şekildeki sistemde aynı boydaki ipek iplerle asılı Q1 ve Q2 yüklü parçacıklar alfa büyük bet olacak şekilde dengededir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Sevgili arkadaşlar, görüldüğü gibi bu iki, mesela bu ipte gelme T1, bu ipte gelmeye T2 dersek bu ikisinin bileşkesi görüldüğü gibi burada olmalı. Ve bileşke ne olmalı arkadaşlar? Büyük kuvvete daha yakın olmalı. Beta küçük olduğuna göre T2 T1'den büyüktür. İşte arkadaşlar burada T2'nin büyük olması aşağı doğru şu M2G'nin daha büyük olmasıyla açıklanabilir. Çünkü noktasal iki yük birbirine her zaman eşit büyüklükte kuvvet uygular. Yani arkadaşlar parçacıkların birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin büyüklüğe eşittir. Kesinlikle doğru. Bunun için şu yüklerin eşit olup olmadığı kesin değil arkadaşlar. Olmasına gerek yok. Çünkü Q1 çarpı Q2, Q2 çarpı Q1. Dolayısıyla burada arkadaşlar Q1 ile Q2 ister eşit olsun ister olmasın bu kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. Dolayısıyla parçacıkların yük büyüklükleri farklıdır. Kesin diyemem. İçinde 2 olanları eliyorum. 1 olacak, olmayanı da eliyorum. Evet. Kütleler farklıdır. Çünkü arkadaşlar buradaki açı bakın. Tanjant alfa karşı dik kenar F bölü M1G. Tanjant beta eşittir F bölü M2G. Dolayısıyla arkadaşlar beta küçük olduğuna göre M2G ne olmalıdır? Daha büyük olmalıdır. Bakın ne diyoruz? Tanjant alfa F bölü M1G. Tanjant beta eşittir F bölü M2G. F'ler aynı. Bu açının küçük olabilmesi için paydanın arkadaşlar kesrin değerinin küçük olabilmesi için paydanın büyük olması gerekiyor. M2 M1'den büyük de olmalıdır. Bu sadece farklıdır demiş. Evet.
kesinlikle farklıdır. Cevabımız Edirne. Şuraya göre tork aldığınızda da arkadaşlar şuraya x şuraya y derseniz M1G çarpı x M2G çarpı y'dir. Bundan dolayı M2'nin M1'den daha büyük olduğunu görebilirsiniz. Yükleri eşit yarıçapları farklı. Küreler eşit uzunluktaki iplerle şekildeki gibi dengededir. Küreler yalıtkan iplerden tutulup birbirine dokundurulduktan sonra serbest bırakılıyor. Tekrar denge durumuna geldiklerinde niceliklerinden hangileri kesinlikle değişmiştir? Sevgili arkadaşlar, R'ye 2R yarıçapında olsun bu arkadaşlar. Yükleri de eşit. Örneğin 3Q'ya 3Q olsun. Niye? 3'e bölünen bir sayı olsun diye en basit 6 aldım sevgili arkadaşlar. Şimdi bunların birbirine uyguladığı kuvvet 3 kere 3 9 bölü de kare. Eğer dokundurursak 2Q'ya 4Q olacak. Çarpımları küçüldüğü için arkadaşlar mutlaka kuvvet küçüldü ve birbirine yaklaştı. İşte arkadaşlar en başta kuvvete bakıyoruz. Birbirlerine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü kesinlikle değişmiştir. Bu kuvvet değişince çarpımları değişti. Şimdi arkadaşlar aynı yerde kalsa denge ne olamaz? Sağlanamaz. Demek birbirine yaklaşacak. Çünkü kuvvet azaldı. Bu durumda arkadaşlar kuvvet azalırsa bu ipteki gerilme cismin ağırlığı ile kuvvetin bileşkesidir. Dolayısıyla T ip gerilmesi de azalmıştır. Aslında değişmiştir. Hepsi de azalmıştır sevgili arkadaşlar. Kuvvet F azalınca buradaki T de ve F de alfa açısı da azalır diyoruz. Cevabımız Edirne. Ağırlıkları 3 N, 5 N, Q1 ve Q2 yüklü küresel cisimler şekildeki gibi yalıtkan iplerle asıl olarak dengededir. Yükler birbirine 3 N'luk elektriksel kuvvet uyguladığına göre. Evet. İplerdeki germe kuvvetlerinin oranı T1 bölü T2 aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sevgili arkadaşlar, olabilir dediği için bir an duruksamamın sebebi şuydu arkadaşlar. Acaba bu yüklerin işareti aynı mı değil mi? Öyle bir şey görmedim ama olabilir demiş. Sıkıntı yok. Bu T1 ipindeki gerilme her zaman bu iki cismin ağırlığına eşittir. 8. Allah'ın emri. Peki arkadaşlar, eğer uygulanan kuvvetler aynı yönde ise, birbirine aynı büyüklükte kuvvet uyguluyorsa 3 bakın. Yukarı 3 aşağı 3 bunu etkilemedi. Ama T2 aşağı doğru ağırlık 5 3 daha 8 oldu. 1 olabilir mi? Olabilir. Bir varsa arkadaşlar diğerine bakmama gerek yok. Çünkü elektriksel kuvvet görüldüğü gibi arkadaşlar çekme kuvveti de olabilirdi. O zaman 5 eksi 3 2 8 bölü 2 4. Tabi cevap şıklarında hem 1 hem 4 olamaz. 1 olmasaydı diğer olasılığa bakacaktım. Cevap 4 çıkacaktı. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Adıyaman diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, birinci testteki gibi tongaya düşmemek için baktım. Evet, testimiz burada bitmiş. Üçüncü teste geçiyoruz. Sevgili dostlar, bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizikolojik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.